1955 yerel seçiminin ilk ayağında, yani vilayet genel meclisi seçiminde Biga'da yaşanan boykot, sandığa gitme oranının merkezde %11'de kalması Demokrat Partilerin moralini oldukça bozmuş. Muhalefet partilerinin belediye başkanlığı seçimine ilişkin umutlarını ise yaşartmıştı, onları yüreklendirmişti. Bu seçimin birkaç hafta sonrasında belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimi yapılacaktı ve merak edilen soru şuydu: Bigallar şimdi ne yapacak? Çalışmalar başlamıştı. Demokrat Parti kendi listesini hazırlamıştı. Tekrar edelim, o zamanlar seçimde belediye başkan adayı yoktur. Belediye meclis üyeleri listesi çıkarılır, buna oy verilir ya da verilmez. Belediye meclis üyeleri seçilirdi. Onlar da kendi içinden belediye başkanı seçerdi. Demokrat Parti ilkin kendi listesini hazırladı. Bu liste o dönem parti içi çekişmeleri, çatışmaları da gösteren bir liste olarak ortaya çıktı. Örneğin halen belediye başkanı olan Sezai Suda, daha önceki belediye başkanı ve merkez ilçe başkanı Ali Rıza Güven'in listede yer almaması parti içindeki çekişmenin bir yansıması olarak görülüyordu. Listeyi şekillendiren kişinin ilçe başkanı avukat Ahmet Hamdi Sezen olduğu ve eğer bu liste seçimi kazanırsa belediye başkanlığının da Ahmet Hamdi Sezen olacağı kulaktan kulağa yayılıyordu. Demokrat Parti'nin listesi şu kişilerden oluşmuştu: Ahmet Hamdi Sezen, Hüseyin Aras, İlhan Karpuzoğlu, Ahmet Şanlı, Süleyman Drama, Enver Diren, İsmail Tezeren, Avni Uysal, Mehmet Koyuncuoğlu, Mustafa Canbaz, Nedaim Bayar, Servet Al, Mehmet Tabak, Galip Evrensel, Nusret Konuk, Fethi Usumi, Fethi Demiral, Tayyip Demirtaş, Muharrem Sınayış. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyetçi Köylü Partililer ve DP'ye muhalefet edenler de kendi aralarında hızlı bir görüşme trafiği başlatmışlardı. Biga kamuoyu ne olacağını, Demokrat Parti'nin bu güçlü listesi karşısında muhalefetin ne yapacağını merakla beklemekteydi. Demokrat Parti karşısında muhalefetin ne yapacağı sorusunun yanıtı müstakil liste oldu. Şöyle bir oluşumdu: ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partililer, diğer muhalefet partilerinden kişiler ve Demokrat Parti küskünlerinin oluşturduğu bir liste ortaya çıkmıştı. Buna müstakil liste diyorlardı. 21 kişilik bir listeydi. Sadece partili olanlar da değil, bir kadar sevilen, herhangi bir partide yer almayan ama ağırlığı olan bazı kişilerin de içinde bulunduğu bir listeydi. Müstakil listede şu kişilerden oluşuyordu: Eyüp Okyay, Kemal Dölen, İbrahim Simayiş, Zühtü Zeren, Nadir Sabak, Hüseyin Kurt, Hamdi Koşak, Müçteba Şallı, Nuri Gündoğan, Ali Ekinci, Nazım Özgün, Ekrem Ergun, Hüseyin Sucuka, Abdullah Yavaşça, İlyas Bayram, Hasan Tüysüz, Ahmet Erişen, Osman Sezdi, Ahmet Akıcı, İsmail Yöner, Ali Işılgan. Seçim günü gelir. Birkaç hafta önceki durum, yani sandıklarda incin top oynama durumu tam tersine dönmüştür. Bigallar sandıklarda kuyruğa girmiştir. Heyecanla seçim sonucu beklenmektedir. Akşam olur, sandıklar kapanır ve sayım başlar. İlk sandıklar açıldığında, örneğin Bademlik Camii'nde kurulan sandık açıldığında Demokrat Parti'ye 105 oy, müstakil listeye 160 oy çıkar. Bu büyük bir sevince yol açar müstakil listeyi oluşturanlarda. Hemen ardından Dumlupınar İlkokulu'ndan sonuçlar gelir. Demokrat Parti'ye 90, müstakil listeye 72 oy çıkmıştır. Bir süre sonra
diğer sandıklardan da sonuçlar gelmeye başlar. Örneğin Ariştede Camii'nde Demokrat Parti'ye 112 oy, Müstakil Liste'ye 156 oy çıkmıştır. Bir süre sonra Ulu Cami'den sonuç gelir. Demokrat Parti'ye 118 oy, Müstakil Liste'ye 69 oy çıkmıştır. Böyle çekişmeli geçen bir sonuçla birlikte bütün sandıklar açıldığında anlaşılır ki seçimi Müstakil Liste kazanmış. Müstakil Liste'den sadece iki kişinin seçilemediği görülür. Osman Sezdi ve Ali Işılgan. Belediye meclisi hemen toplanır. Kendi içlerinden bir belediye başkanı seçeceklerdir. Belediye meclisi kendi içinden Cumhuriyet Halk Partili bir kişiyi, Müşteba Şallı'yı belediye başkanı olarak seçer. Müşteba Şallı yeni belediye başkanı olmuştur.